Herkese merhaba. Bu programda ilginç bir konuğum var. Kendisiyle yapay zekayı konuşacağız. Keyifli ve ilginç bir program olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Merhaba. Sedacığım, hoş geldin. Ne iyi ettin de geldin. Hoş bulduk canım. Ben de çok mutluyum. Burada olmak güzel bir şey. Hem bu yapay zeka konusunu da iyiden iyiye öğrenmiş olurum ayol. Çok güzel. Beklentimiz bu yönde. İstersen sorulara geçelim. Yapay zeka ile sanat dünyasındaki etkileşimini nasıl değerlendiriyorsun? Yapay zeka tarafından üretilen eserlere nasıl bir yaklaşımın var? Yapay zeka ve sanat konusu gerçekten ilginç. Sanatın insan duygularını ifade etme ve yaratıcılığını ortaya koyma şeklinde bir özelliği var. Yapay zeka tarafından üretilen eserler bu bağlamda ilginç bir perspektif sunuyor. Ancak sanatın özünde insan deneyimi ve duyguları bulunduğunu düşündüğüm için yapay zeka eserlerinin bu özelliği yeterince yansıtabileceğinden emin değilim. Aynı zamanda teknolojinin sanat dünyasına getirdiği yeni olanaklar ve tartışmalar üzerine düşünmek de önemli. Sedacığım, bu şekilde bir yanıt çok güzel oldu. İnan, hiç beklemiyordum. Yoksa ChatGPT'den mi kopya alıyorsun? Ayol, yok ne yardımı. Yıllardır herkes beni tanır zaten. Ben okuyorum, hem de çok okuyorum. Allah seni inandırsın. Konserden sonra bir kitap bitirmesem kendime gelemiyorum. Bak, iyice dumura uğradım şimdi. Biz devam edelim o zaman. Peki, günlük hayatımızda kullanılan yapay zeka uygulamalarını değerlendirir misiniz? Sana göre en dikkat çekici olan hangisi? Filtre falan kullanmam ben. Beni bilen bilir. Acun'a sor istersen. Ne diyordum? Günlük hayatta yapay zekanın etkileşimleri gerçekten çeşitleniyor. Özellikle kişisel asistanlar, öneri sistemleri ve sesli komutlar gibi uygulamalarda yapay zeka hayatımızı kolaylaştırmak için önemli bir rol oynuyor. Ancak bu teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte benim de şikayetçi olduğum gizlilik ve güvenlik konuları da gündeme gelmeye başladı. Yapay zekanın günlük hayatımıza getirdiği kolaylıkların yanı sıra kullanımıyla ilgili Yapay bu tür zeka ve endişeleri de medya göz önünde konusunda ne bulundurmalıyız düşünüyorsun diye düşünüyorum Sedacığım? şekerim. Yapay zeka medya sektöründe sence nasıl bir değişime neden oldu? Bu değişimleri olumlu veya olumsuz olarak değerlendiriyor musun? Medya sektöründe yapay zeka içerik üretiminden dağıtımına kadar birçok alanda büyük bir etki yaratıyor. Özellikle öneri sistemleri ve kişiselleştirilmiş içerik önerileri izleyicilere daha kişisel deneyimler sunmamıza olanak tanıyor. Ancak bu teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte içerik üretiminde insan dokunuşunun yerini alabilecek mi sorusu da gündeme geliyor. Bence özellikle yapay zekanın yaratıcılık konusundaki sınırlamaları ve etik sorunları üzerine düşünmemiz gereken önemli konular var. Bilmem anlatabildim mi? Evet, hem de süper bir şekilde anladık. Bu program nereye gidiyor ben de bilmiyorum. Ama Seda Sayan bugün çok güzel şeyler anlatıyor. Ağzına sağlık Sedacığım, devam edelim. Yapay zeka kullanımıyla ilgili etik konular hakkındaki düşüncelerin nelerdir Sedacığım? Bu teknolojinin kullanımında hangi etik kuralların gözetilmesi gerektiğini düşünüyorsun? Şekerim, yapay zeka etik meseleleri bu teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte daha fazla önem kazanmaya başlıyor. Bu konuda dikkat edilmesi gereken birçok faktör var. Örneğin, yapay zeka algoritmalarının veri setlerinden öğrenmesi ve bazen toplumsal ön yargıları içermesi etik sorunlara yol açabilir. Ayrıca bu teknolojinin kullanımıyla ilgili gizlilik endişeleri ve otomasyonun insan iş gücü üzerindeki potansiyel etkileri gibi konular da etik tartışmaları tetikleyebilir. Yapay zeka kullanımında net etik kurallarının belirlenmesi ve bu kurallara uygun bir şekilde kullanılması çok ama çok önemlidir. Tamamen sana katılıyorum. Başka buna eklenecek ne var ki? Yapay zeka uygulamalarının günlük yaşantımıza etkisi hakkında ne düşünüyorsun? Yapay zeka ve insan ilişkisi konusu oldukça ilginç bir nokta. Özellikle dijital asistanlar gibi yapay zeka uygulamaları günlük yaşantımızın
bir parçası haline geldi. Ancak bu teknoloji ile insan etkileşimi arasındaki sınırları dikkatlice çizmek önemlidir. Yapay zekanın insanlar arasındaki gerçek bağlantıların yerine geçmesi yerine onları geliştirmek ve kolaylaştırmak için tasarlanması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda bu teknolojinin insanlar arasındaki sosyal etkileşimleri nasıl etkilediği ve insanlar arasındaki bağları nasıl şekillendirdiği konularında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini de düşünüyorum. Bilmem anlatabildim mi Sekerim? Zaman da su gibi akıp geçmiş. Son bir soru sormak istiyorum tam olarak senin sektörle ilgili. Ay resmen havaya girdim. Sor, hadi sor, yine sor bakalım. Tam da üstüne bastık, çek çek ayaklarını. Ayol çok komiyim, zekiyim de düşmanlar çatlasın patlasın. Biliyor musun? Eğlence sektöründe yapay zekanın kullanımı konusunda ne düşünüyorsun? Sen kullanıyor musun? Yakın çevrende kullananlar var mı? Mesela şöyle sorsam, yapay zeka ile üretilen müzik veya filmler hakkında nasıl bir görüşe sahipsin? Sanırım yapay zeka ile eğlence sektörü arasında önemli bir etkileşim var. Özellikle müzik ve film yapımlarında yapay zeka algoritmalarının kullanılması yeni ve yenilikçi eserlerin ortaya çıkmasına olanak tanıyor. Ancak burada bir denge kurmak önemlidir. Yapay zeka ile üretilen içeriğin sanatın özünden sapmamasını ve insan duygularını yeterince yansıtabilmesini sağlamak gerekiyor. Aynı zamanda teknolojinin sanat dünyasına kattığı olanakların sanatçılar ve izleyiciler için nasıl bir değer taşıdığını düşünmek de bence oldukça önemlidir. Diyorum ve konuyu kapatıyorum şekerim. Harikaydın Sedacığım, çok teşekkür ederim. Ablanız size kurban olsun, öptüm sizi. Programa renk kattın sevgili izleyiciler. Siz de Seda Sayan'la yaptığımız röportaj hakkında yorum yapmak isterseniz lütfen çekinmeyin. Bütün yorumlarınızı okuyacak ve size yanıt yazacaktır. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.